Evet müdürüm. Tamam, ben bizzat ilgilenirim. Siz hiç merak etmeyin. Oldu. Emredersiniz. Hoşça kalın. Sen bu İpek Hanım'ın istifasını ne yaptın? Koy onu işleme bir an önce. İyi de biz böyle konuşmadık ama seninle. Boş ver abi konuştuğumuzu. Sen dediğimi yap. Hiç bakma öyle bana. O ikisi mahsus basın toplantımın ortasına daldı. Gördün mü gazete manşetlerini? Şebekeyi çökerten ikili. Ne ikilisi ya? Ne ikilisi? Bu kadın da adınki psikolog değil mi kardeşim? Ben hayatımı verdim bu şebeke için ben. Her şeyimi ortaya koydum. Adım bile geçmiyor doğru düzgün. Tamam, şimdi taşlar yerine oturdu ama iş o kadar da kolay olmayacak. Yukarıdan aradılar. Polis dergisine röportaj vermeleri isteniyor. Emniyetin yenilenen yüzü olacaklarmış, haberin olsun. Vallahi emir büyük yerden. Yapacak bir şey yok. Çay, kahve, soğuk su bir şey içmek ister misin söyleyeyim? Ha? Geç dalganı geçse. Bak, söylüyorum kahve. Ha? Bize iki tane sade kahve yollayın. Üniversitenin psikoloji bölümünde öğretim üyesi. Evlenip boşanmış, okulun öne çıkan hocalarından biri. Sevilen biri yani. Giderelim psikolog hanımın merakını. Öğrencilerle arası iyi. Özellikle... Kızlarla. Yok. Kendi bölümündekilerle. İzin versen de adam anlatsa mı acaba ya? Çok affedersin Umut'cum. Devam et lütfen. Yok, sorun değil. Hocanın derslerine talep yoğunmuş. Yaşar Hoca suçlu psikolojisi üzerine tezler yazmış, çalışmalar yapmış. Allah Allah. Bak bu adam aradığımız katil olabilir gibi gibi. İzin verseydiniz de Umut acaba lafını mı bitirseydi? Bitti İpek Hanım. Bitmiş. Aynen, aynen. Müsaade edersen konuşalım. Tabii buyurun. Allah razı olsun. Rica ederim. Umut, ben bu tezin çıktısını alabilir miyim? Tabii. Hallediyorum ben hemen. Doruk, ismin Ermin'de gidin de şu Yaşar Hoca'nın eski eşiyle bir konuşun bakalım. Bunlar nasıl bir ilişki yaşamışlar, neden ayrılmışlar, ne olmuş? Şu adamı bir tanıyalım biraz ya. Başkomiserim, acaba Umut'la Nermin mi gitse? O nereden çıktı şimdi? Şimdi ben raporluyum ya başkomiserim. Mehmet amirim de ya eve gittiğinden ya da masa başından ayrılma dedi. Ama diyorsanız ki illa sen git, ben giderim. Ha yok, yok. İyice huysuzlaştı zaten. Şimdi diyecek ki emrimi dinlemedim falan filan. Umut, siz gidin ya. Tez? Doruk'ta. Doruk halleder. Ben hallederim İpek Hanım. Bende o iş. Tamam amirim. İpek Hanım, Mehmet amirim sizi çağırıyor. Tamam. Efendim? Anlamadım. Evet, tanıyorum. Benim numaramı verdi. Tamam, hemen geliyorum. Gel. Hah, İpek gel. Buyurun amirim, beni çağırmışsınız. Evet. Meşhur oldunuz İpek Hanım. Yapmayın amirim. Zaten yeterince Yener amiri kızdırdık. Ben öyle mikrofonu bir anda uzatınca... Sen Yener'in kızdığını nereden biliyorsun? Bir şey mi söyledi size? Yani tahmin ettim. Siz şimdi böyle söyleyince emin oldum. O gün birkaç bakışını da yakaladım. Röportaj vermenizi istiyorlar. Kim? Polis dergisi. Amirim, benim röportaj vermem uygun olur mu bilmiyorum. Biliyorsunuz ben ayrılıyorum. Yani...
çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Yani bizim bu uygulamamız çok başarılı oldu. Tamam, sen şimdi gidiyorsun ama yerine mutlaka birisi alınacak. Belki bütün birimleri alınacak. O yüzden bir röportaj faydalı olabilir. Faydalı olacağımı düşündüğüm her şeyin içinde varım, biliyorsunuz. Elimden geleni yaparım. Ama Şahin Başkomiserimi ikna edebilir miyim? Bundan çok emin değilim. Onu ben hallederim, sen merak etme. Emir yukarıdan geliyor. Mecbur, kabul edecek o da. Emir demiri keser en nihayetinde. Öyle değil mi? Amirim, başka bir şey yoksa ben gideyim. Yok, tamam. Git. Ha, İpek. Sen bu istifa konusunda kararlı mısın? Yani bu yeni vakayı biliyorsun. Devamının da geleceğinden endişe ediyorum ben. Bu vaka çözülene kadar buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum, hiç merak etmeyin. Ama kararım kesin. Peki, tamam. Çıkabilirsin. Yıldırım, hoş geldiniz. Aç oğlum kapıyı. Sen git bir çay iç. Ay. Nazlı Hanım, nasıl yaparsınız bunu? Beni ne zor durumda bıraktınız. Ay Yener Bey, çok özür dilerim. Ne deseniz haklısınız. Yani ama bir an tutamadım kendimi. Öyle kötü kötü konuştu benimle. Ben de öyle fevri davranınca biraz bağırış çağırış çıkmış. Komşular da rahatsız olunca şikayet etmişler. Beni attılar gene buraya. Hani siz açık sözlüydünüz? Bana yalan söylediniz adresi bulmak için. Açık sözlüyümdür ben. Yalan söylemem. Öyle söylemek zorunda kaldım. Gerçeği söyleseydim bana yardım etmezdiniz. Yener Beyciğim, bu yaşadıklarımız böyle ikimizin arasında kalsa olur mu? Hiç kimsecikler bilmesin, özellikle de İpek bilmesin. Çok kızar, mahcup olur. Ne dersiniz? Vallahi ben bir daha sizi mahcup edecek hiçbir şey yapmayacağım. İkinci kere özgürlüğüm elimden alındı. Artık anladım hatamı. Bundan sonra yepyeni bir Nazlı olacağım. Bu defa ben de inanıyorum. Ne güzel güldünüz. Güldüğünüze göre affettiniz demektir. Affettiniz değil mi? Buyurun Nazlı Hanım, çıkalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.